Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Standart bir giriş yapalım. Şimdi birkaç yorum gördüm böyle. Onunla alakalı birkaç video çekmek istedim. Devamını da yapacağım bu videoların. Şöyle bazı arkadaşlar sormuşlar. Ben önceki videolarımda anlatmıştım. İşte Avrupa'da şirket kurup nakliyecilik üzerine çalışmak vesaire, işte transport, express, kargo vesaire, bunlar üzerine çalışmak diye bir videolar çekmiştim. İzleyenler biliyordur zaten. Ondan sonra neye bakıyor anlamadım yani. Hayırdır, neye bakıyorsun yani? Ondan sonra bazı arkadaşlar yorum yapmışlar. Demişler ki işte hani Polonya değil de Romanya, Macaristan gibi ülkelerde şirket kurup express taşımacılık yapmak, express kargo yapmak diye yorum yapmışlar. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi express kargo işi evet çok iyi bir iş, güzel bir iş yani, yorucu ama kazanç olarak gerçekten güzel. İnşallah sesim gidiyordur buraya, yani uğultu muğultu oluşuyorsa da çok kusura bakmayın. Yol biraz kötü, yine de çekmek istedim videoyu. Ne anlatıyordum? Express kargoyu anlatıyordum. Evet, express kargo iyi bir iş. Fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Express kargoda artık Avrupa ülkeleri bunun farkına vardı. Yani hızlı taşımacılık sektörünün farkına vardı. Fakat buna Almanya, ondan sonra diğer Avrupa ülkeleri birlik olup bununla alakalı kurallar çıkartıyorlar. Nasıl kurallar diyeceksiniz? Mesela şöyle kurallar. Artık mesela küçük panelvanlarda, benim kullandığım tarz panelvanlarda şey olmayacaktı. Nasıl söyleyeyim size? Takograf. Takograf yoktu biliyorsunuz ki. Bunlar kamyonet diye geçtiği için bunlara takograf zorunluluğu yoktu. Ama yurt dışına çıkanlar için, yurt dışına çıkan panelvanlar için böyle bir zorunluluk getirecekler. Böyle bir zorunluluk getirecekler. Yasa halen konuşuluyor. Alman hükümeti tarafından konuşuluyor. Çünkü şundan dolayı böyle bir karar alıyorlar. Karar almalarının sebebi Avrupa yollarında bu ekspres minivan taşımacılığında çok fazla kazayla karşılaşıyorlar. Özellikle polisler çok fazla kazayla karşılaşıyorlar. Bundan dolayı da böyle bir karar almaya başladılar. Bunun süreçleri devam ediyor. Konuşmaları, müzakereleri devam ediyor. Ne zaman çıkar, ne zaman olur bilemiyorum. Tam süreyi bilemiyorum. Ama yapılırsa güzel bir iş. Yani herkes yapabilir. Fakat şöyle bazı prosedürler var tabii ki de. Express kargo denildiği zaman hemen giremiyorsunuz işin içine. Belge olayı var işin içinde. O belge olayını hallederseniz başlarsınız işe. Şu elma daha yok, şunu yiyorum şu anda. Fren hafiften. Tamam. Belge olayı var. C2 yurt dışına çıkış belgesi. Yurt dışı taşımacılık. Hep beraber. Belge olayı var. Yurt dışı taşımacılık belgesi. Bu olmadan yurt dışında taşımacılık yapamıyorsunuz. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu öncelikle bilin. Siz hadi aldınız, hemen aldınız panelvanınızı, gidip yurt dışına çıkamıyorsunuz. Bunların bir prosedürü var. Bazı firmalara bağlı olmanız lazım. Mesela aldığınız araç hangi firmadan belgeyi kiralayacaksanız o firmanın üzerine olması lazım gibi bazı şartlar var. Tabii ki bunları daha detaylı araştırabilirsiniz. Ben size sadece bazılarını söylüyorum.
bazılarını söyledim. Geneli bu tarzda, yani biraz sıkılaştırıyorlar artık ekspres kargo işini. Yine de katılmak isteyen, girmek isteyen bu işe, çevresi varsa der ki abi benim çevrem var, ben hallederim bu işi, firma da tanıyorum, şunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum, işte onunla halledeceğiz, bununla halledeceğiz derse, kendi bilir, kendi yapacağı iş. Herkes tabii ki de kendi kaderini çizer. Yapmak isteyen varsa yapabilir. Ben olacakları ve artı eksilerini söylüyorum. Gerisi benden çıkıyor. Kesinlikle bunun kararını verecek olanlar sizlersiniz. Daha ne diyebilirim bu konuyla alakalı? Ha, şunu söyleyeyim. Romanya, Macaristan'da şirket kurup normal nakliyecilik yapabilirsiniz. Aynı Polonya videosunda, Polonya, Avusturya, Almanya videosunda anlattığım gibi süreçler Romanya, Macaristan'da da geçerli. Aynı şekilde orada da kurup devam edebilirsiniz. Bu yani nakliyecilik üzerine araba alıp çalışmaya. Bu tarz bir şey olabilir. Bunu düşünebilirsiniz. Hadi diyelim ki ekspres kargo olmadı. Ekspres kargo olmayınca olmayacak diye bir şey yok. Normal nakliyecilik yapabilirsiniz. Sermayeniz de varsa tabii ki de bunları şey yapmayın. Yani şu tavsiyem olsun size. Bilmiyorsanız bu sektörü veya oradaki sektörü bilmiyorsanız veya tanıdığınız yoksa kesinlikle girmeyin bu işe. Çünkü bu şey gibi olur. Yüzme bilmeyip okyanusun içine atlamak gibi bir şey olur. Yani bilenler için de şöyle bir oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Burada biliyorsunuz işi, orada bilmiyorsunuz. Bu da şey oluyor. Yüzme biliyorsunuz ama okyanusun içine atlıyorsunuz. Nereye kadar yüzebilirsen gibi bir olay oluyor yani. Bunları kesinlikle dediklerimi önemseyin. Çünkü yurt dışı bildiğiniz gibi bir yer değil. Hani tutup Türkiye gibi kolayca her şeye başlayabileceğiniz, işte hadi selamünaleyküm, aleykümselam deyip bazı şeylerle başlayabileceğiniz bir yer değil. Söyleyeyim bunu bu arada. Yine de kararlarınızı kendiniz verin. Herkese hayırlı günler diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Ne yaparsanız yapın, hayallerinizin peşinden koşun. Ne yapmak istiyorsanız kendi sevdiğiniz işi yapın. Ben bu zamana kadar bazı önceki zamanlarımda bazı yönlendirmelerle